long as we have faith in our cause and an unconquerable willpower, salvation will not be denied us. Churchill, bakın, balıkları yakalayamadılar. Çünkü balık sudayken yakalamak zordur. Havuza attığım balıklar Türklerdir. Havuzdaki su onların dinidir. Onları dinlerinden uzaklaştırmadan yenmek mümkün değildir dedi. Sonra eline bir kova alıp havuza yöneldi. Artık Türkleri havuzda suda yakalamak için ter dökmeyeceğim. Buraya gelip her gün bir kova suyu alıp toprağa dökeceğim. Havuzda su kalmayınca Türkler de ölecek demişti. Cüneyt Özdemir son açıklamalarıyla nokta atışı yaptı. Böyle, özellikle bizim mahallede böyle bir hava var. Erdoğan'ı öven her sanatçıyı anında linç ediyoruz ama iş dönüp "Ay Kemal Kılıçdaroğlu şöyle, İmamoğlu böyle" deyince de baş tacı oluyor. Erdoğan'ı övünce "yalaka oluyorsun" dedi. Dünyanın en saçma ve tezat yaklaşımında bulunan kafalarını harika deşifre etti. Tabii iş öyle bir hal aldı ki sanatçı olmana da gerek yok. Ben bile bu tür yaklaşımlarla çok karşılaştım. Ortamlarda nerede çalıştığım sorulduğunda gazetemin ismini verir vermez gülerek yaftada bulunan insanlarla karşılaştım. Muazzam bir algı çalışmasıyla Erdoğan'a oy veren herkesi bu hale getirdiler. Halbuki ekranlarda CHP aşkı sanatçısından yazarına oluk oluk taşıp sele dönüşüyordu. Onların deyimiyle yandaşlıkta zirve yapan dağ gibi kalabalıklar karşı mahalleyi yandaşlıkla suçluyordu, linç ediyordu. Eğer söz konusu tartışma yandaşlıksa bu linç güruhunun eline bu konuda kimse su bile dökemezdi. Bu linç ve nefret söyleminin sosyopsikolojik açılımında 100 yıllık bir çalışmanın ortaya koyduğu ürün vardı. Koskoca İstanbul'un fethini gemiler karadan yürüdü, Ulubatlı Hasan ilk bayrağı dikti, Fatih Topkapı'dan şehre girdi diye 3 cümleyle anlattılar. Çağı açıp kapatan bir fetihti sonuçta. Ayıp olmasındı. Osmanlı'yı çok sevdiğimi söylediğim derste tarih hocamdan hayatımın en büyük azarı ve aşağılanması geldi. Şaşkındım. Evde babama bunu anlayamadığımı söylediğimde, "Oğlum, biz Osmanlı'yı seviyoruz. Sizlere bunu aşılıyoruz ama her yerde anlatma" diye uyarı aldım. Anlayamıyordum o yıllarda. Her şeyi çok daha net görüyorum. Osmanlı'yı yıkanlar bu ülkede ecdat düşmanlığını bir eğitim sistemi haline getirdiler. İsrail'in ilk cumhurbaşkanından gelen Osmanlı'dan sonra öyle bir ülke kurduk ki 200 yıl boyunca dedelerine küfredecekler sözü boşuna değildi. Üç kıtada merhametle, şefkatle, sömürgecilere karşı korumacı olan muazzam imparatorluğu yıkanlar geride kalanların Batı sevdalısı olmasını istiyordu. Kendisini parçalayanlara aşık olmasını istiyordu. Bunun da en güzel yolu ecdada küfretmek. Onun inançlarıyla alay edip, dışlamak, yerden yere vurup linç etmekten geçiyordu. Çünkü Türkleri ancak bu durdurabilirdi. Bu iddia da bana ait değildi. Osmanlı'yı yıkmak için çırpınan ve parçalara ayrılan topraklardaki enerji hatlarının üzerine konmak isteyen tüm sömürgeci ülkelere, elçilerden tutun papazlara kadar önüne gelenin yolladığı raporlarda hep bu iddia vardı. En çarpıcı olanı ise İngiltere Başbakanı Churchill'ın savunmasıydı. Ona Çanakkale'de İngiltere'nin neden hezimete uğradığını sordular. "Sizlere uygulamayla cevap vereceğim" dedi. Bir havuzun içine 3 tane balık attırdı. Ardından havuza girip "bu balıkları elle yakalayın" dedi. Birkaç kişi havuza atlayıp uzun süre elle 3 balığı yakalamaya çalıştı. Ama nafileydi. Asla yakalayamadılar. Churchill, "bakın, balıkları yakalayamadılar. Çünkü balık sudayken yakalamak zordur. Havuza attığım balıklar Türklerdir. Havuzdaki su da onların dinidir. Onları dinlerinden uzaklaştırmadan yenmek mümkün değildir" dedi. Sonra eline bir kova alıp havuza yöneldi. "Artık Türkleri havuzda suda yakalamak için ter dökmeyeceğim. Buraya gelip her gün bir kova suyu alıp toprağa dökeceğim. Havuzda su kalmayınca Türkler de ölecek" dedi. İşte bu yüzden bize Hitit, Asur medeniyetini yıllarca övüp Hattuşiş kralı Şubbi Luliyuma'yı kafamıza çivileyen bir eğitim sistemi kurdular.
Bunlar işin kovasıydı. O eğitim sisteminde Osmanlı'yı, ecdadını sevdiğini söyleyenleri azarlama ve aşağılayarak linç etme doktrini ve eğitmenleri vardı. Osmanlı inançlıydı. Bu inanç onu üç kıtada imparatorluk haline getiriyorsa havuz mutlaka boşaltılmalıydı. Suyumuzu boşaltanlara aşık olacak linç kültürü almış bir nesil yetiştirilmeliydi. Öyle de yaptılar. Bilinçaltına bunu nakşettiler. Türkiye'de demokrasi yok diyenleri, seçilmişlere oy verenleri aşağılamaya, yaftalamaya, hatta kendi devletine bile saldırıp sövmeye, ülke için yapılan her silaha, hizmete bile bodoslama dalmaya kodladılar. Genleriyle oynanmış, dedelerini öldürenlere aşık bir güruh türettiler. Olayın özü budur. Ancak Allah'a şükür havuz hala dolu ve her gün buraya kovayla değil, tankerlerle su koyan bir devletimiz var. Amerika'daki Yahudi Düşünce Kuruluşu'nun yayın organı Foreign Affairs, son sayısında "Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare işbirliği" diye yazıyordu. Başkan Erdoğan'dan nefret eden bir dergiydi. Seçim sürecinde Türkiye'deki muhalefete çalıştı. "Birleşin" diye adeta yalvardı. Tabii ağzındaki baklayı da çıkarıyordu. "Sıradan bir lider değil, Türkiye'yi dönüştürdü" diye yazıyordu. Dönüşmüş, gelişmiş bir Türkiye'yi asla istemezlerdi. Sıradan bir liderle yönetilmemiz en büyük hayalleriydi. O yüzden sanki Türkiye merkezli bir yayın organı gibi işi gücü bırakıp her seçimde muhalefetimizin başarısı için kıçlarını yırttılar. Bu hevesleri her defasında kursaklarında kaldı. Onlara kuzu gibi bir Türkiye lazımdı. Hayt deyince tayt giyecek elemanlar gerekiyordu. Geçmişte ezik, hazır olda bekleyen liderlerle ne güzel istediklerini yaptırmışlardı. Ancak şimdilerde sıradan olmayan bir lider, Türkiye'nin çıkarlarına öncelik verdiği için anlaşamadığımız birçok konu ortaya çıkıyordu. Üzerimize her geldiklerinde Türkiye'yi bağımsızlaştıran bir kayaya çarpıyorlardı. O yüzden Foreign Affairs, Amerika, anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı gelmekten çekiniyor, diye yazıyordu. Kuzu gibi bir Türkiye'den çekinilecek bir noktaya geldiğimizi açık açık yazıyorlardı. Sizlerle asıl paylaşmadığım bir final çağrısı vardı bu dergide. Amerika, Erdoğan'ı desteklemese de Türkiye'yi desteklediğini göstererek Türk sivil toplumunu ve muhalif siyasetçileri güçlendirme şansına sahip. "Burada anahtar ekonomik yardım olacak," diyordu. Hala çıkmadık candan umut kesilmez edasıyla Türkiye'yi kuzuya çevirecek muhalefetten medet umuyorlardı. Muhalefete ekonomik yardımdan bahsediyorlardı. Kimlere ne paralar dağıtılması gerektiğini de yazsalardı da öğrenseydik.